Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi ben yine Şişli Feriköy mezarlığındayım. Bu sefer bu Türk Yeşilçam oyuncusu Arap Cemal var ya arkadaşlar. Onun mezarındayız. Hani Kemal, yine Kemal Sunal'ın film, bir sürü filmde oynar böyle. Haricinde bir sürü Yeşilçam filmde oynar. Mesela örneğin Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filmi. Tarzan Rıfkı filmi gibi bir sürü rolle yer alan Arapça var. Şimdi onu ziyaret edeceğiz. Yine bu Feriköy mezarlığında. Bakın şimdi tarif şöyle arkadaşlar. Mezarlığın kapısından giriyorsunuz. Direktman geldiğiniz zaman yolun bitiminden sağa doğru dönünce bakın şu direkt çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Tamam, bu direkt 56. ada diyor, tamam mı? 56. adadan sağdan devam ediyorsunuz. Aşağı doğru gidiyorsunuz. Zaten yolun hemen sağında sayılır. O da çok eski bir mezarlık. O da çok yıllar önce vefat etmiş. Veya yurda kıl gibi. Neredeydi Özbek? Şimdi Etemlete. Evet, burasıydı. Celalettin Yonat arkadaşlar ismi. Ya yani Arap bir Cemal'in ismi Celalettin Yonat. Doğum tarihi 1937. Ölüm tarihi 1993. Yani 93 de az bir zaman değil arkadaşlar. Zaten mezarlıkta ne kadar eski yani. İnsan ya çok duygulanıyor. Ben çok duygulanıyorum yani. Yıllardan beri, benim yaşım 33. Yıllardan beri, çocukluğumuzdan beri hep filmlerini izlediğimiz insanların şu an mezarlarındayız. Ölüm tarihi 93. Bunun da ölüm tarihini ben bilmiyordum arkadaşlar. Yani hiç ölüm tarihini araştırmadım. Onun da belki Yeşilçam'da 200 civarı filmi vardır. Var yani, vardır değil. Bir sürü yani, hiçbir filmde başrol oynamadı. Ama yani çok filmi var. Yani başrol haricinde tüm filmler, çoğu filmlerde oynadı arkadaşlar. Hep beraber bir Fatiha okuyalım arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İhtimâ sıradan sıradan. Dâlin amin. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Yani hiçbirimiz Celalettin Yunat olarak bilmezdik. Hep Arap Cemal diyebilirdik. Ey büyük tanrım, nelere kadirsin. Bir zamanların adalet dağıtıcısı, aşağılık düzen düşmanı mahkumlarla aynı kovuş. Yani arkadaşlar şimdi birçok ünlü yani resimlerini biliyoruz. Yani yüzlerine baksak şahsen tanıyoruz ama çoğunun ismini de bilmiyoruz. Yani bunu birçoğumuz bilmiyoruz. Yani hani ne bileyim, hani Kemal, örneğin Kemal Sunal gibi, Halit Akçatepe gibi, ne bileyim Hulusi Kentmen gibi hani tanılamadılar fazla. Hani ismen tanılamadılar şahsen. Tabii ki Türkiye tanıyor. Onun için Celalettin Konat diye değil, pardon, Celalettin Yonat değil de Arap Cemal diye deyince hepimiz biliyoruz.
Yani ben ondan videonun başında Arap Cemal diye sizlere tanıttım. Arkadaşlar şimdi Arap Cemal'i gördünüz. Şimdi iki tane daha ünlü kaldı. Hava da çok soğuk. Onları da bulacağım. Bu videonun sonunda da onları sizlerle paylaşacağım. Gene üçer gün arayla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Tüm takipçilerimi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Selametle. Arkadaşlar artı ne diyeceğim? Yani neleri çekmemi istiyorsanız. Yani ben mezarları çekiyorum. Ünlüleri mezarları. Ben tarım işleriyle uğraşıyorum. Daha önceki videolarımda dediğim gibi Eskişehir'in Alpa Gülüz Köyü'nde ikamet ediyorum. Yani tarımsal haricinde kendi mesleğimi de çekmemi istiyorsanız bana yorumlara bildirin arkadaşlar. Haricinde tarihi eser yerleri de çekiyorum. Böyle müze gibi yerler, tarihi eser yerler, daha önce böyle kazılmış yerler böyle. Nasıl kazılmış, nasıl böyle imha edilmiş. Onları da çekiyorum ama en çok şu an ünlülerin mezarlarını çekiyorum. Dediğim gibi eğer başka türlü video istekleriniz varsa bana yorumları bildirin. Ben de onları çekeyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.